Merhaba arkadaşlar. Ders 7 ile birlikteyiz. Bugünkü dersimizde distro layers ile başlayan, yani dağıtım. Nasıl bir custom dağıtım oluşturuluyor? Ondan hızlıca slaytlar üzerinden bahsedeceğiz. Ayrıca imaj tiplerinden bahsedeceğiz ve package gruptan bahsedeceğimiz 3 alt başlık içeren bir ders olacak. Lab'da da imaj tipi ve package grupları içeren bir lab olacak, lab 7. Distro layers kısmı biraz genel kültür gibi slaytlarda ilerlemiş. Biz bunun POKI karşılığına klasörler üzerinden bakalım. Dilerseniz daha sonra bu seri tamamlandıktan sonra ek dersler planlıyorum. Onlardan bir tanesini custom distro layer yapacağımız bir lab, ek ders lab yaparız. Çünkü mevcut labda distro ile alakalı bir lab içeriği yok. Ama genel kültür olarak ifade etmişler. Biz de hızlıca devam edelim. Genişletebildiğimiz kadar genişletelim içeriği. Evet, burada kastedilen MetaTree POKI'den bahsediyor. MetaTree POKI burada bizim POKI dağıtımımızı ifade ediyor distro olarak. Bu bir MetaTree POKI isimli MetaTree POKI layer'ımız. Bu layer neler içeriyor? Bizim default POKI dağıtımı üzerinden kullanıyoruz. Genelde de bu şekilde kullanım karşılaşmanız daha sık. İnsanlar dağıtımlarını customize etmeyi tercih edenler de olabilir. POKI dağıtımını kullanmaya devam edenler de olabilir. Şimdi evet, local conf içerisinde belirtiyoruz hangi dağıtımı kullanacağımızı. Onları da dosyalar üzerinden bakalım hemen. Evet, biraz önce ifade ettiğimiz gibi custom POKI'den bağımsız bir dağıtım oluşturmak istediğimizde bu yola başvuruyoruz. Şimdi burada MetaPoki'nin içerisine gidelim. MetaTree POKI. Evet, local conf içerisine ilk önce görelim. Build conf. Local conf içerisinde bir distro ataması olacak. Gelin oraya bakalım. Bakın, distro ataması default olarak POKI dağıtımını kullanmamızı öngörüyoruz. Bu da local conf içerisinde tanımlanıyor. Bu POKI değil de siz MyPOKI vesaire bir dağıtımda tanımlayıp onun polisi, onun kendi içerisindeki kuralları tanımlayabilirsiniz. Evet, bir dağıtımın ana eksenini, etrafını POKI'den farklılaştırdığımız özelliklerini burada tanımlıyoruz. Burada yapıldığı gibi nasıl MetaTree POKI ile ayrı bir layer tanımlanmışsa bunun best practice olduğunu bahsediyor. Eğer bir dağıtımınız varsa diğer layerların dışında bunu yapmamızı tavsiye ediyor. Evet, ne içerir genel olarak bir dağıtım? Konfigürasyon dosyaları, özel class'lar ve dağıtıma özel reçeteler. Şimdi bakalım MetaTree POKI, biz de POKI'den hareket ederek POKI'yi kendimize baz aldığımız bir dağıtım oluşturursak bakalım içerisine neler ekleyeceğiz. Temel class'lar varmış. Konfigürasyon işte burada. Evet,
Birazdan bu detaylara gireceğiz. Ve Receive Score diyor, bakın MetaTrip Poki içerisinde dağıtım spesifik. Mesela şurada P-Splash içerisinde P-Splash GitHub'ın sadece bu dosyayı ekliyor. O dosyada ne var? Poki Image Header var. Bunun içerisinde ne var? Bir resim dosyasının hex byte dizi olarak renk kodlarının, RGB renk kodlarının tamamlandığı ilginç bir dosya görüyoruz. Böyle bir şey neden yapılır? Çünkü PSplash yapısını kullanmışsanız bu şekilde binary derleme zamanında bazı resimler alıyor ve bunu açılış ekranı olarak kullanıyor gibi şeyler var. Bu ZBox için ne koymuş? Bakın bu ZBox için de bir default config koymuş. Benim dağıtımıma özel reçeteler bunlar diyor. Bu dağıtımı kullanan bunu böyle kullanır diyor. TinyInit'ten kasıt da bu Poki Tiny amaçlı bir başlangıç. Bakın RC Local'da bir başlangıç scripti buraya da yerleştirilmiş. Örneğin bu Poki'nin Recipe Score altında şurada bahsedilen dağıtım spesifik reçeteleri. Bakın initialization yaptı. Splash Screen içinde bir header file koydu oraya. Gibi spesifik class'ları gördük. Konfigürasyon dosyalarında koydun oraya gördük MetaPoki'nin. Biz de yaptığımızda bu formatı kullanacağız. Şimdi configuration file for distro, burada distro layer için conf distro, distro'nun ismi poki.conf bekliyoruz. Bakalım conf distro ve poki.conf. Bakın buraya gelmiş olduk. Şimdi Poki için karşılıklarını buluyoruz. Conf distro, distro'nun ismi demek istiyor burada aslında. Nokta conf. Biz işte meta my poki yaptığımızda da aynı klasör yapısını koruyacağız. Distro variable'a set ettiğimiz zaman biz ismini ifade etmiş oluyoruz. Evet, var olan bir distro'dan inherit de yapabiliriz. Pekala. Yani biz de Poki'yi baz aldığımızda Poki'den inherit yapabileceğiz. Evet, distro eşittir distro'yu da local conf'unda hangi distro'yu kullanmak istiyorsak ona atamış oluyoruz. Burada da bakın distro name'le de description'la. Distro name description. Burada sanki distro'nun atamasını yapıyoruz. Ana globaldeki local conf'ta distro eşittir poki dememiz ise hangisini kullanacağımızı söylemiş oluyoruz. Bakın burada ne yapmış? Require poki conf'u require'la ekliyor bu örnek distro'da. Evet, toolchain selection, toolchain seçimi içinde tcmod variable'ıyla. Evet, bunlar Poki'de default olarak geçiyor. Tcmod default include dosyasını sadece buluyoruz normal şartlarda. Bakalım şimdi orada neler yazıyormuş. Şimdi bakın görüldüğü gibi MetaTrip Poki altında değil, MetaDistro include altında bizim tcmod
default inch dosyamız. Bakın, tcmod ifadesi ve tcmod ile başlayan include dosyalarını araştırdığımızda şu an bizde sadece default olan, yani eğer siz bir değişiklik yapmak istiyorsanız siz farklı bir tcmod dosyası oluşturacaksınız. Burada verilen provider'lar, burada verilen versiyonlar dışında. Bakın burada pek çok provider verilmiş. Bakalım. Binutils GCC için compiler libs denmiş. Binutils Cross SDK. Bakın libs for GCC için kullanılacak provider'da TC libc isimli değişken de var. Keza tclibc bizim pokeconf'umuz içerisinde de kullanılıyor. Evet, orada SDK name'i tamamlamada bir. Burada sadece bir append ifadesiymiş. Evet, burada bize sadece default var. Değiştirmek istediğimizde name provider'larını, GCC'nin, Binutils, Libsyn'in provider versiyonunu değiştirmek istediğimizde biz bir tcmod variable'ı tanımlamamız ve ona karşılık da bir include inc dosyası olması gerekiyor. Evet, bunu da konuyla geçelim. Bir de sample file'lar olması gerekir diye ifade etmiş. Hemen onlara bakalım. Bibularis conf sample, local conf sample. O dosyalarda metaconf için yerinlemeye biz metaconf örnek aldığımızda kullanabilmemiz için. Bakın local conf sample ve bibularis conf sample buradalar. Evet, bunlar bizim global konfigürasyonlarımız ve burada da sample'ları tutulmuş. Evet, template conf variable nerede set edilir? Bunlar sample'ların nerede bulunacağını söylüyor. O root'un içerisine gidelim. Her şeyi kapatalım. Ve template conf'u görüyoruz burada. MetaPoke conf altındaki örnekler bizim Poke buradaki projemizin default örnekleri. İçerisinde template conf'un da set edildiğini gördük. Bakın. Evet, burada ilginç bir başlık açmış. Repo bir dağıtımı dağıtmak için repo isimli. Daha önce AOSWEB Android Open Source Project kullanmışsanız repo komutuna aşinasınızdır. Çünkü repo init ile ilk olarak indirirsiniz Open Source Android dosyalarınızı. AOSP ile herhalde indirdiğimiz şeyler. Android Open Source Project. Bu pek çok Git repositorisini birlikte indirmemizi ve kullanmamızı sağlamaktan ibaret. Şöyle bir manifesti var bakın. Birden fazla projeyi fetch etmenizi, işte remote'lar tanımlıyor falan filan. Evet, repo kullanımı da mantıklı. Lab'da bu konu geçmeyecek. Eğer bir talep gelirse bir repo uygulaması da yapabiliriz. Şu an ben de sadece şu özellikle önemli ifadeyi It's a wrapper to handle several Git repositories at once. Birlikte pek çok Git reposunu handle edebilmenizi sağlayan bir utility repo. Evet. Burada da kullanabileceğini söylemiş ama bir örnek elimizde yok.
şu şekilde, yani örnek yok derken lab'da bunun bahsi geçmeyecek. Evet. Tabii böyle ortak bir gitte sunuluyor olması lazım tüm yoktan uzun. Repo'nun nasıl kullanabileceğini bize biraz tavsiyede bulunmuş ama şu git example net filan zaten bizim için şu an bir anlamı yok. Evet. Repo bahsini hızlıca geçelim derken boş linki tıkladım. Example linkini. Evet. Konuya geçelim ve imajlar. Bugün nasıl konusuna ancak geçiyoruz. Şimdi imaj konusuna hemen hızlıca girelim. Evet, imaj en üst seviye reçete tanımımız olacak bizim kendi layer'ımız içerisinde. Evet, distro biraz önce ele aldığımız konu distro ve bir layer konusuydu. Ama imaj makinemiz gibi bir recipe, bir reçete konusu. Makine, biz ders altı da patladı, işlerimiz machine konusu, makine konusu bizim donanım kabiliyetlerimizi tanımladı. Bir kenara koydum. Çeşitli donanım varyasyonlarımız varsa hepsi için bir makine tanımı yapabildiğimiz bir reçete tipiydi. Ve her makinemiz için farklı farklı reçetelerimiz olur. Bunun gibi de imaj ise donanımdan bağımsız, mimariden bağımsız bizim root file sistemin aslında içereceği bizim layer'ımız özelinde, örneğin bizim meta bootlinlabs diye bir layer'ımız var. O layer kapsamı içerisinde biz bir imaj değerlemesi yapacağız. O imaj değerlemesi içerisinde mimariden bağımsız, donanımdan bağımsız olarak hangi paketlerle bir imaj değerlenecek? Bu basit işe bakıyor imaj. Biliyorsunuz Corimage Minimal Default resipiler, onlar POKİ'nin içerisinde pek çok imaj dosyası var bu şekilde biten imaj klasörü içerisinde. Corimage Base, Corimage Minimal bunlar istediğimiz gibi derleyip kullanabildiğimiz ortak imajlar. Bunlardan biz Corimage Minimal'ı kullanıyoruz. Küçük bir imaj ve cihazımıza ayar kaldırdığımız. Minimal tire dev olan ise ekstra tool'larla. O ekstra tool'ları hangi basit environment setleriyle bu işleri kotarıyoruz. X11 grafik support'u için RT real-time tool'ları içeriyor vesaire. Şimdi gelin hızlıca bunların karşılıkları nerede onlara bakalım. Şimdi daha önce şurada bir arama yapmıştım. Bakın, core image BB class. BB class, BB class, BB class. Yok, core image minimal arayacağız. O yukarıda kalmış. Daha önce onun aramasını yapmıştım. Core image ile başlayan BB ile biten dosyaları bir sıralayalım hemen hızlıca. Evet. Biz hangisiyle ilgileniyoruz? Recipes, Core, Image, Core Image Minimal. Gelin o dosyaya bir gidelim. Diğerlerini kapatalım. Bakın, temel bazı settingler yapılmış. İmaj değil, setting de mümkün bu arada. Lisans set edilmiş. Inherit Core Image. Inherit yapıldığına göre corimage.bbclass diye bir dosya var. Buralarda bir yerlerde. Onu biliyoruz. Ona da bakarız. Rootfs size set ediliyor. Extra space append set edilmiş. Gibi, bakın, corimage minimal bitti. Bu kadarcık bir reçete dosyası.
Korumuch Minimal Dev'e bakalım. Hele hele o. Bakın hele hele Image Features. Sadece Dev Package eklenmiş. Bu Image Features'ları Global Local Conf içerisinde de set edip kaldırabiliyoruz. Hatta pek çoğunuz tecrübesi varsa bu tarz şeyleri Local Conf içerisinde yapıp kurtulup işine bakmış olabilir ama tüm bu işte distro layer'lar, işte machine recipe'ler, efendim image recipe'ler, birazdan göreceğiz package gruplar, bunlar hep böyle küçük parçalara ayırıp yönetilebilir hale getirmek amacıyla yıllarca kullanabileceğiniz, pek çok üründe kullanabileceğiniz hale getirmek amacıyla daha modüler bir yapıya dahil ediliyor. Yoksa şu derslerde gördüğümüz, belki sadece her şeyi local conf içerisinde yapacaksınız. Belki ders 3'ten sonrasına bile ihtiyacınız yok. Ama günün sonunda geriye dönük olarak ne de tek bir ürün için bile yönetilebilir bir şey elinizde olmuyor. Yani yoksa her şeyi local conf'a gömüp geçer, global konfigürasyona gömüp geçebiliriz. Ama mesele ne? Sizin şöyle bir firmada çalıştığınızı varsayıyoruz. Birden fazla donanım destekliyorsunuz. Bir donanıma, bakın ha çok önemli. Birden fazla, şirketinizde birden fazla Linux tabanlı donanım var. Bu bir versiyonda. Birden fazla donanım tipinde ürününüz var. Bu bir. Her bir donanım ürününde farklı farklı firmware'lerle yalnızca bir donanımda, yalnızca bir makinede, machine recipe gibi düşünün onu. Pek çok yeni ürün kullandığınızı düşünün. Bir donanım ile pek çok ürün geliştirdiğinizi ve rafa koyduğunuzu düşünün. Aslında farklı kasalarda veya aynı kasalarda ama içerisindeki firmware'ler farklı, bazı özellikler farklı. Günün sonunda onlar farklı ürünler olarak rafa geçiyor. Böyle oldu, ne oldu? Üç farklı donanımımız olsa, her birine üçer farklı ürün geliştirirseniz, 3x3, 9 farklı bir farklı konfigürasyonu yönetmeniz anlamına gelecek. Bunları da modüler yapılarla, böyle küçük küçük modüler yapılarla ancak yapmamız mümkün olduğunu düşünmüşler. Evet, devrede bakın ne eklenmiş? Bu eklenmiş ama require ne demiş? Korumuch Minimal BB'yi require olarak almış. Bitti. Bunu include etti buraya. İşine baktı. Inherit etmesi bir BB class olduğu anlamına geliyor. Require etmiş olması üstüne ekledi, include etti anlamına geliyor. Korumuch BB class diye de bir dosya varmış. Gelin onu da bir ziyaret edelim. Onu yukarılarda arayıp bulmuştum sanırım. Hemen gidelim ona da. Meta class adları içerisinde koymuş BB class. Bakın image features, available image features'ın full listesini burada görüyoruz. Package gruplar set etmiş. O package grupları görüyoruz. Bu Korumuch BB class. Yani bütün Korumuch ile başlayanlarda inherit edilebilecek temel class dosyası. Evet, bunu ayrıca sizler de inceleyebilirsiniz. Korumuch kullanıyorsanız bakın OpenSSH yerine drop bir yeri image features replaces. Şu image features replaces diye bir variable varmış. Neyle neyin değişeceğini söylüyor. Tamam. Gibi. Devam ediyoruz. Bakın. Bir imaj dediğimiz kat manda değil. Sadece bir reçete.
Reçeteden başka hiçbir şey diyor. Bir tanımı vardır, lisansı vardır, çoğunlukla MIT'ye geçtiğimiz ve Corimage class'ını inherit eder. Corimage class'ını biraz önce ziyaret ettik. Corimage class nedir? Corimage.bb class dosyası meta içerisinde. Evet, bu variable'lar set edilebilir. Image base name set edebilirsiniz. Etmezseniz package name'i recipe'ye verdiğiniz isime karşılık kullanılır. Yani genel olarak biz öyle tercih ederiz. Core image minimal.bb dosyası varsa tag ismi de pn olarak default set edecek base name'i ve biz ellemeyeceğiz ona. Image install malum bu zaten çeşitli yerlerde kullanıyoruz. Rootfs size, the final root file system size. Bu taşma durumunda eğer çok fazla paket append etmişseniz nasıl davranıyor? Bunları yaşayarak öğreneceksiniz. Image features. Bu evet, fs types. Sonuç olarak çıkacak file sistem tipleri -2-3 yani imaj tipi. -2-3 olarak çıkabilir, spy olarak çıkabilir vesaire. Squash fs çıkar vesaire, tüm bildiğiniz şeyler, destekler. Evet, image package type'ı da burada da set edebiliyoruz. Ayrıca local conf içerisinde de onun seti var, oradan da bakarsınız. Dep RPM hangisi olacağını. Bakın bir imaj. Ne yaptı? Biz bir imaj derliyoruz ve kesinlikle AnyInvider içerisinde olacak diyoruz. Biz bunu daha önce nerede yapmıştık? Local conf globalde yaptık. Onu buradan alıp buraya getireceğiz. ImageFS types da tarbeyizdeki CPU, SquashFS falan filan. ImageFS types bunlar. Bakın imajınızın, çıkacak olan imajın derleme sonucu bir rootfs çıkacak ya. O rootfs siz RAM disk olarak kullanabilirsiniz. Diskinizde doğrudan read-write halde kullanabilirsiniz. Hangi file sistem imajı ortaya çıkacağında bu imagefs types'la set ediyorsunuz. Birden fazla set ederseniz birden fazla çıkarır. Gelin gidelim meta classes image types bb class'a. Evet, image types'ın class'ı da burası. Burada desteklenenlere dair daha detaylı bilgi de okumak isterseniz buraya bakabilirsiniz. Evet, eğer kendi imaj tipinizi desteklemek isterseniz image-cmd bir fonksiyon implement etmeniz gerekir. Tıpkı burada olduğu gibi pek çok o şekilde fonksiyon implement edilmiş olmalı. Evet, image cmd alt dere bla bla ile devam eden dosyalar inherit image types class'ını inherit ettikten sonra bu şekilde bir fonksiyon implement edip kendi imaj tipinizle ilgili bir şeyler de yapabilirsiniz. Wik, benim bir tecrübem yok Wik ile alakalı. İmaj flash edilebilir imaj oluşturmak için kullanılan yeni bir tool.
Bu konuda tecrübesi olan varsa videonun altına bir şeyler yazabilir. Bu Wix ile alakalı bir kısa uygulama videosu. Daha sonra eklaplar. Ek ders eklaplar için de yapabiliriz. Evet, pek küçük gruplar. Evet, pek küçük gruplarla devam ediyoruz. İlişkili pek çok paketi bir arada kullanabilmek için meydana getirilen reçetelerden ibaret. Başka hiçbir şey. Bunlar Package Groups isimli klasörler altında bulunabilir. Bakalım biz de arayalım bulalım. Şu an meta altındayım. Meta Recipes Core altındayız şu an. Şu image kafa karıştırması kapatalım. Evet. Recipes Core altında Package Groups isimli bir klasör. Evet, Package Gruplar reçeteden başka hiçbir şey değildir. Sadece bir reçetedir. O reçetenin içerisinde paket gruplara ilgili birbiriyle ilişkili paketleri bir arada kurabilmenin bir yoludur. Ve Package Group tire ön ekiyle başlarlar. En çok karşılaşılanlar da şimdiye kadar bunlardır demiş. Örneğin örnek olarak da Package Group Tools Debug'ı açmış. Package Group klasına inherit etmiş. Bakın RDPens, GDB, GDB Server, S-Trace. Ben bunları eklemek istiyorum. Dersiniz olur. Biter. Ne zaman? Tools Debug'ı açalım. Bakın bizimkinde ekstra bazı satırlar da var. Package Revision buraya eklenmiş. Şunu kapatalım. M-Trace. GDB, GDB Server, S-Trace ile birlikte bir de M-Trace satır da burada eklenmiş. Onun dışında NFS için bakalım. NFS Server. Peki server ve client paketlerini. Client ile biten client paketi, server ile biten server paketi.